Kemal Bey'in dünkü o samimi videosunu izlediğimde gözümün önünde birden medeniyetlerin, kültürlerin harmanlandığı Anadolu tarihi geldi. Ben de Torosların zirvesinde bir Sünni Yörük Türkmen obasında doğdum. Horasan'ı Anadolu'ya taşıyan bir oba. Babaannem öyle derdi. Horasan'dır bizim elimiz, İsfahan'dan geçti yolumuz. Kalktık göçtük bu diyarlara. Köyümüzün adı bugün Taşkent ilçe. Ama aslı Pirler Kondu'ydu. Pir'di köyün adı. Karşı cephedeki kayanın adı Kıble Kayası. Parkın adı Mihrap. Parkın sırtını verdiği tepenin adı Erenler Tepesi'ydi. Çeşmenin adı da Sultan Alaaddin Kirkuba'da Atfen Sultan Çeşmesi. Yani Selçuklu Devleti'nin ve Anadolu'daki Horasan izlerinin yaşadığı bir ortamda doğdum. Ve Cumhuriyetimizin verdiği imkanlarla ben de nice makamlara geldim. Milletimize borçluyuz. Kemal Bey ve Alevi olarak samimi bir şekilde hislerini ifade ederken ben de bir Sünni olarak ifade edeyim. 13. yüzyıl Anadolu'su Sünnilerin ve Alevilerin aynı pirlerinin saygı duyduğu bir Anadolu'ydu. Sünniler ve Aleviler için Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'ydi. Benim adımı aldığım Hoca Ahmet Yesevi. Hazreti Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli Sünnilerin ve Alevilerin ortak erenleriydi. Kim böldü bizi? Kim ayırdı? Ve nasıl tekrar bu nehirleri birleştireceğiz? Bir umman olacağız Anadolu'da. Evet, ben bir Sünniyim. Ama Alevi vatandaşlarımızın hakkını korumak, savunmak öncelikle benim görevim. Bir başbakan olarak Hacı Bektaş-ı Veli'de Alevilik üzerine konuştuğumda Alevi vatandaşlarımızın gösterdiği teveccühü hala hatırlarım. Yine ilk kez bir başbakan olarak Erzincan'da bir cemevine girip bizzat niyaz duası yaptığımda yine o hissi yaşamıştım. Biz aynı engin nehrin kollarıyız. Bir ummana yönelen kolları. Ortak geçmişten geleceğe yönelen kolları. Hacı Bektaş-ı Veli benim de pirimdir. Hazreti Mevlana gibi. Onun için Alevi vatandaşlarımız Hacı Bektaş'ta Hacı Bektaş-ı Veli'nin huzuruna, dergahına müze olduğu için ücret ödeyerek gidiyoruz. Bunu kaldırsanız başbakanım dediklerinde Ankara'ya döner dönmez yaptığım ilk iş o olmuştu. Çünkü Hacı Bektaş-ı Pir'in huzuruna para ödeyerek girilmez demiştim. Biz o pirlerin, biz o Horasan erenlerinin çocuklarıyız. Kimimiz Sünniyiz, kimimiz Alevi. Alevi dedelerimiz bana Can Ahmet derler. Çünkü bilirler ki ben hiçbir zaman fark gözetmedim. Ama bir Sünni olarak Kemal Bey'i çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de bir Sünni olarak bu topraklarda bazen dışlandığımı hissettim. 28 Şubat'ta eşim ve kızlarım başörtüsü dolayısıyla Sünni olarak dışlandılar. Yine ben uluslararası birçok yayına sahip bir akademisyen olarak ideolojik gerekçelerle Türkiye'nin en özgür bilinen üniversitelerine akademisyenliğe kabul edilmedim. Kemal Bey'e hak veriyorum. Mesele Sünnilik, Alevilik meselesi değil. Mesele karşılıklı kimliklere saygı duyulan bir ortak kültür meselesi. 100 yıl içinde hepimiz acı çektik. Bu acılara son vermenin vakti geldi. Evet, ben bir Türk'üm. Ama Kürt vatandaşlarımın hakkını korumak benim görevim. Kürtçeyi Türkçe gibi aziz bildiğimi söyledim hep. Samimiyetle söyledim. Bir kez daha söylüyorum. Bana Serok Ahmet diyen Kürtlere sersera, serçeva diye seslendim hep. Yine öyle sesleniyorum. Bizler birbirimizin hakkını koruduğumuzda, savunduğumuzda bu ülke barış ülkesi olacak. Ama kimliklerle bölündüğümüzde, ama birbirimize öteki diye baktığımızda hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Acı yaşadık bundan 2 ay önce. Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Hatay'da, Gaziantep'te Sünniler, Aleviler, Türkler, Kürtler aynı enkazın altında kaldılar. Elimizi uzattığımızda senin kimliğin ne diye sormadık. Şimdi de söylüyorum. Kemal Bey'in o samimi mesajına cevap mahiyetinde söylüyorum. Sünniler ve Aleviler, Türkiye'nin geleceğini inşa ederken siz kimsiniz diye sormayacağız. Biz biriz diyeceğiz. Biz ortak bir tarihe sahibiz diyeceğiz. Biz aynı pirlerin çocuklarıyız diyeceğiz. Hak Muhammed Ali'nin yolcusuyuz diyeceğiz. 12 imam hepimizin imamı diyeceğiz.
Ve birileri aramıza fitne koymaya, fitne sokmaya çalıştığında dur orada diyeceğiz. Yeni Türkiye böyle kurulacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına Sünniler ve Aleviler, Türkler ve Kürtler omuz omuza girecekler. Bu ülkenin eşit ve onurlu vatandaşları olarak. Mübarek Ramazan bayramı yaklaşırken hemen Arife gününde gelin tanış olalım, gelin selamlaşalım, selamın özüyle selamlaşalım. Selam barış demek, İslam barış demek, hepsi aynı kökten gelir. Dinimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi barış içinde yaşayarak bütün insanlığa bir örnek teşkil ederim. Kemal Bey'e selam ediyorum. Mesajınız alınmıştır ve eminim ki bizim mesajımız da bütün toplum tarafından alınacaktır. Allah'a emanet olun.